her hafta başında grubumuz adına hem hafta sonu yaşanan gelişmeler hem de önümüzdeki haftanın gündemine dair daha çok değerlendirme yapıyoruz. Yarın grup toplantımız olacağı için bir genel değerlendirmeye girmeyip ben sadece birkaç başlık üzerinde duracağım. Öncelikle tabii Türkiye'nin asıl ana gündemi sokağında bütün toplumun ana gündemi ekonomi. Öyle olması gerekir. Öyle olmak zorunda. Ama galiba ekonomideki bu vahim tabloyu, bu acı tabloyu görmek istemediği için siyasetçiler siyasi polemik yapmayı ve sadece siyasi sataşmayla gündemi meşgul etmeyi tercih ediyorlar. Değerli arkadaşlar, şu anda karşı karşıya bulunduğumuz ekonomik tablo resesyon tehlikesiyle stagflasyon tehlikesinin bir araya geldiği bir durumdur. Bu çöküştür, batıştır, felaket tellallığı falan yapmıyoruz. Göstergeler çok somut biçimde bunu ortaya koyuyor. Bakın, Nisan ayında Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini 4.4 olarak açıklayan Uluslararası Finans Enstitüsü 2019 tahminini güncelliyor, -0.9 diye açıklıyor. Şimdi Türkiye'ye düşmanlık yapan bir kuruluş diye tarif etseniz Nisan ayında açıkladığı rakamı izah edemezsiniz. Yok eğer objektif bir kuruluş olarak görüyorsanız o zaman bu uyarıyı dikkate almak zorundasınız. Yurt dışında Türkiye ekonomisiyle ilgili çalışan, Türkiye ekonomisine dair kaygılar taşıyan ve bu ekonomik tablonun sadece Türkiye'yi değil önümüzdeki günlerde muhtemelen Avrupa'da yaşanacak ekonomik krizle buluştuğunda ortaya çıkaracağı tehlikeyi gören kimi isimler Türkiye'deki gerçek enflasyon rakamlarının %76'ların üzerinde olduğunu açıklıyor. Bu kadar vahim bir ekonomik tabloda ekonomiyle ilgili somut tedbirler konuşmak, şimdiye kadar hangi adımların atıldığını, ne kadar başarı elde edildiğini, önümüzdeki dönemde hangi adımların atılacağını değerlendirme konusu yapmak ve bu konuda kamuoyuna, topluma hesap vermek yerine siyasi polemiği tercih ediyorlar. Değerli arkadaşlar, 12 Ekim'de Rahip Brunson ne olacak sorusu neredeyse piyasaların temel sorusu haline gelmiş durumda. Şimdi kriz var mı yok mu? Varsa dışarıdan mı kaynaklı, içeriden mi kaynaklı? Yargı bağımsız mı, değil mi? Bütün bu soruları birlikte ele almak ve birlikte ikna edici, makul açıklama yapmak ülkeyi yönetenlerin görevidir. Değerli arkadaşlar, elbette ki biz ülke ekonomisinin bu kısır döngüden çıkmasını, bu dar boğazdan çıkmasını istiyoruz. Çok ciddi bir toplumsal tehlikeyle karşı karşıyayız. Mesele sadece sermaye piyasası ile ilgili değil. Mesele sadece devletle iş yapan kurumların ödeneklerini alıp almaması meselesi değil. Sokakta son tüketiciye yansıyan fiyatlar dolayısıyla esnafla tüketici ciddi bir gerilim yaşıyor. Mahallelerde bunu çok net biçimde esnaftan da alabiliyorsunuz, tüketiciden de alabiliyorsunuz. Ama ürün maliyetleriyle ilgili rakamları, girdileri düşüremeyen bir siyasi iktidarın doğrudan doğruya raf fiyatlarıyla ilgili polemik yapmasının da asla ne siyaset ahlakıyla ne ekonomi gerçekliğiyle bağdaşır bir tarafı olamaz. Değerli arkadaşlar, işsizlik fonundaki biriken paranın banka kurtarılmaya aktarılması asla kabul edilebilir bir durum değildir. Türkiye önümüzdeki günlerde 2001 krizinden daha feci hamleler yapmak durumuna girecek. Şu anda bankacılıkta artık şu beklenti çok net konuşuluyor. Halkbank için, Devlet Bankası için yapıldığına göre diğer bankalara da yapılır diye düşünülüyor. Batık kredileri tek bankada toplayıp sonra o bankayı devlet eliyle, gayet tabii bizim vergilerimizle, bizim cebimizden çıkanla kurtarmaya çalışmak. Bu sinyaller çok büyük bir tehlikenin işareti. Dolayısıyla özellikle insanların artık kendi fabrikalarını yakıyor olmasından şüphe edilen,
her gün birkaç fabrika yangınının televizyonlara haber olduğu bir ortamda ekonomiyle ilgili daha ciddi bir değerlendirmenin yapılması gerekiyor. Özellikle de kamuda tasarruf konusunda bugüne kadar ne mesafe alındı doğrusu merak ediyoruz. Evet, kamuoyuna bir şeyler açıklanıyor ama bu açıklamaların gereği yapılıyor mu? Bürokrasi bu yönde hangi harcamaları yapmaktan vazgeçmiş biz bilmiyoruz. Bize yansıyan ya da bürokrasi içerisinde çalışanların bildiği bir kısıtlama, bir tedbir yok. Şimdi kamu eğer ciddi bir tasarruf yapmayacaksa vatandaşın tasarrufuyla mı biz bu krizi atlatmaya çalışacağız? Dar gelirlinin tasarrufuyla mı atlatmaya çalışacağız? Ekmeğin 0,2 kuruşunun kavgasını veren fırıncı, bakkal ve tüketici gerilimiyle mi bu krizi atlatmaya çalışacağız? Evet, elbette ki Türkiye'nin siyasi gündemleri de önemli ama siyasi gündeme yaklaşım tarzımız da en az ekonomiye yaklaşımımız kadar ciddiyetten uzak. Değerli arkadaşlar, bir hafta sonra Suriye için 15 Ekim takvimi doluyor. Silah bırakacağını açıklayan gruplar var ama çatışmalar çok yoğun biçimde devam ediyor. Bırakmayacağını açıklayan gruplar da var. Bırakanlar silahlarını bıraktılar mı gerçekten? Nereye gittiler? Nasıl gittiler? Bırakmayanlarla ilgili Türkiye ne düşünüyor? Soçi'de nasıl bir taahhüdün altına girdi? Ve 15 Ekim'de de bırakmazlarsa ne yapacak? Bunun bedelini Türkiye ne kadar ve nasıl ödeyecek? Bu son derece önemli. Çünkü değerli arkadaşlar, 2 gün sonra 10 Ekim'in 3. yılı. Yani Gar'da 103 kişinin hayatını kaybettiği ve ardından da kokteyl terör gibi hiçbir güvenlik teorisinde karşılığı olmayan değerlendirmelerin üzerinden 3 yıl geçti. Geçen 3 yılı bir tarafa bırakıyoruz ama patlamadan önceki 3 ay boyunca patlamadaki eylemi gerçekleştiren kişilerin bütün telefonlarının dinlendiği, takip edildiği ortada. Peki niye kamu ile ilgili, buna göz yumanlarla ilgili ciddi bir idari soruşturma süreci işletilmedi? İşletildiyse hangi sonuçlara varıldı? Kim nereye terfi ettirildi? Kim görevden alındı? Galiba bunun da açıklanması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki dün Kızılcamam'da biten AKP kampı bir parti toplantısı ve doğal olarak da bir partinin diğer partilerle ilgili değerlendirmesi kapsamında ele alınacaksa her parti kendi siyasi kültürünün, siyasi tercihlerinin söylemini ortaya koyar, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşır. Ama dün Kızılcamam'da kamuoyuna paylaşılan, yansıtılan bilgiler, yaklaşımlar, yorumlar aynı zamanda Erdoğan'ın temsil ettiği makam dolayısıyla Türkiye devletinin yaklaşımını ortaya koyuyorsa çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, partilerin meşruiyetinin ölçüsü o partilerin savunduğu değerler, o değerlere bağlılık ve halkın, toplumun o partilere gösterdiği ilgidir. Bunun dışında bir meşruiyet kriteri koymaya kalkan darbeci zihniyeti iş dünyasından atamamış demektir. 27 Mayısçılar da meşruiyet tartışması yapıyordu. 28 Şubatçılar da meşruiyet tartışması yaptılar. Bu yaklaşım asla kabul edilebilir bir durum değil. Sonuç itibariyle 6 milyon civarında oy almış bir partinin hangi adayının doğru olup olmayacağına karar verecek olan bir başka parti olmaz. Olmamalı. Eğer böyle yaklaşılıyorsa bir akreditasyon sistemi işletsinler, bize bir liste versinler, kimleri aday gösterip gösteremeyeceğimize onların listesi üzerinden seçme yaparak karar verelim. Değerli arkadaşlar, bir başka yöntem daha var. AKP daha önce DBP'nin kazandığı belediyelerin bulunduğu şehirlerde aday falan göstermesin. Kayyumluk için iş başvurusu alsın. Ve yapılan başvurulardan nasıl olsa seçimde HDP kazanacak, sonra kayyum olarak atanırlar, boşuna seçim masrafı yapmasınlar. Elbette ki
Bütün bu ironileri, bu vahim tabloyu ifade için söylüyoruz. Değerli arkadaşlar, dünyada seçimin işlevinin kalmadığı ülkeler kategorisi diye bir kategori var. Evet, göstermelik seçimler yapılıyor ama dünyada kimse o ülkeleri seçimle göreve gelinen ve seçimle görev bırakılan ülkeler kategorisinde görmüyorlar. Dolayısıyla da ona göre muamele yapıyorlar. Uluslararası saygınlıkları, demokrasilerinin, anayasalarının, hukuk devletlerinin inandırıcılığı o kategoride ele alınıyor. Dün sarf edilen sözler Türkiye'de aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun da, anayasanın da, Anayasa Mahkemesi'nin de hiçbir anlamı olmadığını ilan etmektir, itiraf etmektir. Burada kullanılan tabirler, hukuki tabirler zaten değil. Teröre bulaşmak ne anlama gelir değerli arkadaşlar? Hukuken ne anlama gelir? Mesela belediyelerin bir çevreye arazi tahsis etmesi, hani kendi tabirleriyle parsel parsel peşkeş çekmesi teröre bulaşma kategorisinde ele alınabilir mi? Ya da Halep için arkadaşlara söyledik, silahları bırakacaklar sözü bulaşma kategorisinde ele alınabilir mi? Böyle muğlak tabirlerle sadece korku oluşturmak, sadece psikolojik yılgınlık oluşturmak ve seçmen iradesinin sağlıklı biçimde tezahürünü bu yolla engellemeye çalışmak Türkiye'ye büyük bir haksızlıktır. Evet, seçime girersiniz, yarışırsınız, toplum takdir ederse kazanır ve yönetirsiniz. Halk onaylamazsa görevi bırakırsınız. Bunun dışında yöntemlere tenezzül etmek ve bunu baştan ilan etmek doğrudan doğruya aslında seçimi, sandığı, siyaseti, demokrasiyi hiçleştirmektir. Bunun da Türkiye'nin hele böyle bir ekonomik kaosla, krizle karşı karşıya bulunduğu bir ortamda Türkiye'ye getirebileceği hiçbir fayda, hiçbir katkı yoktur. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde çok sayıda partili arkadaşımız gözaltına alındı. Birçoğunda olası eylemi önleme iddiasından bahsediliyor. Ne tür eylemler yapacak mesela Batman il yöneticilerimiz? Sanırsınız ki 10 Ekim gibi olası önlenmeyen eylemler gerçekleşecek. Hayır, yapacakları bir basın açıklamasını partinin önünde yapma konusuna bile izin verilmiyor. Değerli arkadaşlar, elbette ki içinde bulunduğumuz dönem hem siyasi hem ekonomik koşullar itibariyle ülke sorunlarının daha sağduyulu, daha serin kanlı ve sorumluca ele alınmasını zorunlu kılıyor. Bakın, bugün gazetelerin ilk sayfalarında haber oldu. Bize çok sayıda başvuru geliyor. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den IŞİD'e gitmiş ya da götürülmüş ailelerin çocukları. Bu son derece insani bir dram. Ve orada binlerce insan, kimisinin eşleri ölmüş, kimisi kamplarda, kimileri cezaevlerinde Türkiye'ye dönemiyorlar. Dönmeleri için de kimse ciddi hiçbir adım atmıyor. Bu insanlar nasıl gittiler? Giderken aileler başvurduğunda ne kadar tedbir alındı? Bu iş ne kadar ciddiye alındı? Gayet tabii bu galiba Suriye politikasının sonucu olarak karşımızdaysa Suriye politikasının sebeplerine dair de bir açıklamanın yapılması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, garip bir durumdur. Suriye'de neredeyse herkes siyasi çözümden bahsediyor. Kimse siyasi çözüme karşı değil. Ne Esad son terörist kalana kadar öldüreceğim iddiasında, ne 11 Eylül 2001'de 3000 kişinin hayatına mal olan eylemi yapan El-Kaide ile ilgili, El-Kaide'nin uzantısı olan örgütle ilgili Amerika böyle bir söylem içerisinde. Suriye değil, Rusya değil, İran değil, Türkiye'de değil değerli arkadaşlar. Türkiye'de orada siyasi çözümün gerçekleşmesi için sorumluluk üstlenmiş durumda.
Dolaylı ve gizli yollarla oradaki silahlı örgütlerle görüşmeler yapılıyor. Biz de bunu onaylıyoruz, olumlu buluyoruz. Siviller de ölmesin, hiç kimse ölmesin. Siyasetin görevi, sorumluluğu sorunları ölerek, öldürerek değil, konuşarak çözmek varsa bunun en düşük insani maliyet olduğunun bilinciyle hareket edilsin. Ama Suriye'de herkes siyasi çözümden yanayken peki Türkiye'nin sorununun siyasi yollarla çözümü niye insanları rahatsız ediyor? İlle Suriye gibi olacağız, ondan sonra mı mecbur kalınca siyasi yollarla çözmek için taşın altına elimizi koyacağız? Değerli arkadaşlar, biz istiyoruz ki bu coğrafya, bu topraklar, Orta Doğu şiddetle, kanla, gözyaşıyla anılmasın. Bu coğrafyanın bütün sorunları bu ülkeleri yönetenler, halklar, toplumlar tarafından konuşularak çözülsün ve bu coğrafya daha fazla bedel ödemesin. Ama gayet tabii olarak Suriye için öngörülen çözümün, Suriye için konuşulabilen çözüm yollarının Türkiye için de artık konuşulması gerektiği kanaatindeyiz. Hiçbir partizan yaklaşım içine girmeden, hiçbir tarafgirlik, hiçbir özel ön yargı ve kompleks içine girmeden söylüyoruz. Bu parlamento, bu çatı altındaki partiler Türkiye'nin sorunlarının da ekonomi sorununda, güvenlik sorununda, demokratikleşme, hak ve özgürlükler sorununun da konuşularak çözülmesi konusunda üzerine düşen görevi yapmalıdır. Teşekkür ediyorum. Eğer sorunuz yoksa bitireceğim. Peki, çalışmalar. Yani kayyumla ilgili açıklama yaptınız ama işsizlik fonu ile ilgili olarak batık bankalara aktarılması dediniz ama kamu bankalarını mı kastediyorsunuz? Eksik. Ben yanlış mı anladım acaba? Değerli arkadaşlar, işsizlik fonundaki bonoların, hazine tahvillerinin bir bankaya devri, Halk Bankası'na devri ile ilgili biliyorsunuz. Yani ekonomi köşe yazarlarının çok net ifade ettikleri, göstergelerini kamuyla paylaştıkları ama henüz iktidardan bu yönde herhangi bir izah edici açıklama duymadık. İkinci söylediğim galiba hızlı aktardığım için karışmış olabilir. Bankalardaki batık kredilerin bir kötü bankada toplanması ve bu bankanın iflasıyla bütün borçlarının devlet tarafından karşılanması. Hani o 2001 ile ilgili çok iri kıyım laflar edilmişti. Batık özel bankaların borçlarının halk tarafından ödenmek zorunda, karşılanmak zorunda kalması ile ilgili. Şimdi oraya adım adım gidiyoruz. Görünen o ki şimdi işte bir bankanın borçlarıyla ilgili bu adım atılmış. Yani riskli kredilerle ilgili, geri dönüş ihtimali son derece zayıf kredilerin devriyle ilgili bir adım atılmış. Bunun bütün bankalar tarafından bir beklentiye dönüştüğü, Türkiye bankacılığının ancak böyle korunabileceği, kurtarılabileceği, bunun da zincirleme olarak aslında Avrupa bankalarını korumak için bir tedbir olarak konuşulduğunu öğreniyoruz. Bu arada tabii McKinsey ile ilgili yani her ne kadar yeni öğrenilmiş gibi dün itibariyle bir tavır konulsa da değerli arkadaşlar, biz bu kurum konusunda muhalefetin baştan beri uyarılarının dikkate alınmamış olmasını aslında son tepkilerle yeni bir iradenin ortaya çıkmış olmasını herkesin takdir edeceğini düşünüyoruz. Ama ortada vahim bir başka durum var. O da borç bulma ve yatırıma teşvik sorunu. McKinsey gibi kuruluşlar öyle sadece soyut danışmanlık kuruluşları değil. Danışmanlıkla birlikte elbette ki o danışmanlık aynı zamanda gayri resmi bir akreditasyon sistemidir. Kimi yatırımcılar ya da kredi kuruluşları böylesi kuruluşlarla ilişkiyi kendi ilişkilerinin referansı kabul ederler. Dolayısıyla McKinsey'e ihtiyacımız olmadığının beyan edilmiş olması sevindirici. Ama şimdi asıl sorunun nasıl çözüleceği konusunda da herhalde McKinsey'i savunanlar da bir açıklama yapacaklardır. Teşekkür ediyorum.